Arkadaşlar, arabayla ve uçakla seyahat edenler için bazı şeyleri şimdi sizlere belirteyim. Arabayla Türkiye'den gelenler için yollar açık, korona testi yaptırmanıza gerek yok. Yine uçakla gelenler için korona testi Finlandiya istemiyor. Korona testi için Belgrad Büyükelçiliği Türkiye'nin bir açıklama yaptıydı. Gece yarısı saat 2'de koydular, biz de gördük, paylaştık ama o arada bir not düştüm ben. Çünkü ifade eksikliği vardı. Transit geçenler için korona testi isteniyor mu diye bir açıklık yoktu orada. Büyükelçilik de orada ifade eksikliği vardı. Sonradan onlar düzelttiler. Sır bastığından transit geçecekler için korona testi de istemiyor. Finlandiya'ya gelirseniz zaten korona testi orada yaptırdınız. Burada geçerli değil. Aynı şekilde uçakla gelenleriniz için de korona testi yaptırmanıza gerek yok. Burada Finlandiya'da havalanında normalde yapmaları gerekiyor ama imkanlar yetersiz olmadığı için herkese yapmıyorlar. Ama korona testi normalde zorunlu. İstediklerine yapıyorlar. Mesela Türk ülkelerinden gelen uçaklara şu anda korona testi yapılmıyor. Sadece gerekli gördüklerine, işte korona şüphesi olanlara yapıyorlar. Ama bu yapmıyorlar demek yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Normalde yapmaları gerekiyor. Üsküp'ten gelenlere yapıyorlar. Turku'ya gelenlere, Romanya'dan gelenlere zorunlu yapıyorlar. Ama Türkiye'dekilerine şu anda yok. Ama bu ne demek? 14 günlük karantinanız yine var. Arkadaşlar, Sırbistan'dan bir sorun yok. Türkiye'den gelirken sadece yanınızda dikkat edin. Eşyalarınızı Bulgaristan'a girince didik didik arıyorlar. Yanınızda et, süt ürünleri, sebze, meyve, işte 430 euronun üzerinde değeri olan altın falan değerli şeyler getirmeyiniz. Bunlara nedeniyle ceza yiyebilirsiniz. Büyük cezalar gelenler var. Evet, yollar açık. Uçakla gelenleriz ne yapıyor? Havalanına Finlandiya gelince test yapabilirlerse her ihtimale karşılık, bir de toplu taşıma araçlarını kullanmanız yasak normalde. Ama tabii bunun kontrolü yok. Evde karantinanız var 14 günlük. Sakın bu karantinaya uymamazlık yapmayın. Karayoluyla gelenlere de aynı şekilde 14 günlük karantina var. İş yerinize veya gitmeniz yasak. Evde karantinanızı yapacaksınız. Estonya'dan gelirken size test yaparlar mı? Gemiden yapabilirler. Çünkü Estonya'da şu anda iyi durumda değil. O da kara listeye alınabilir. Yani riskli ülkeler listesine. Türkiye'den gelenlere niye test yapıyorlar? Çünkü Türkiye riskli ülkeler arasında. Evet. Arkadaşlar, yollar açık. Geri dönenleriniz bir an önce geri dönmeye bakınız. Türkiye'de olanlar yine uçakla geri dönmeye bakınız. Yakında tedbirler sıkılaştırılabilir. Uçuşlar durur mu? Durmaz. Yani Türk Hava Yolları üstü sürece uçuşlarda bir sorun olmaz. Ama tabii yolcu olması lazım. Yolcu da şu anda yavaş yavaş azalmaya başlayabilir. Her yerde koronanın ikinci dalgası gelmiş durumda. Devletler önlemler alıyorlar. Arabayla geleceklerimiz biraz acele etsinler. Yani diğer oralarda sınırlarını yine bazı ülkeler kapatabilir. Yani testi bırakıp testlerine geçemezsiniz. Onun için acele ediniz. Evet arkadaşlar, Helsinki merkezden hepinize yine selamlar. Kalın sağlıcakla.